Batman ilimizde faaliyet gösteren Messi Tekstil'in çalışmalarını getiriyoruz ekranlarınıza. Messi Tekstil 2012 yılında Batman merkezinde bulunan en büyük tekstil fabrikası konumuyla faaliyete başlamıştır. ...2000 metrekare kapalı alan üzerinde günlük 12 bin adet parça üretim yapan firmanın çalışan sayısı olarak bir yılda hedefi 200 kişiyken ilk 5 ayda 235 kişiye ulaşmıştır. Firma Yönetim Kurulu Başkanı Halil Yaşar'dan Batman'daki çalışmalarını dinledik. 2002 yılında tekstil sektörüne atıldık. 2005 yılında da kendimize ait küçük bir ütü paket atölyesi kurduk. 2009 yılına kadar bu şekilde devam etti. 2009 yılında da Messi Tekstil Limited şirketini kurduk. Şu anda Messi Tekstil İzmir'de faal bir durumda. 2011 yılında da Batman'da Messi Tekstil'i kurduk. Şu an İzmir'de 80 kişiyle çalışıyoruz. Batman'da da şu anda 325 kişiyle üretime devam ediyoruz. Biz Batman'a yatırım yapma kararı aldığımız gün Batman'da bir fizibilite araştırması yaptık. Bize kapalı bir mekan lazımdı. Çünkü çok hızlı bir şekilde gelmemiz gerekiyordu. Tekstil sektöründe bir boşluk oluşmuştu. O boşluğu doldurmak istedik açıkçası. Bizim sürekli aklımızda Batman'a gelme bir düşüncesi vardı. Yani bundan 3 yıl önce, 4 yıl önce tekrar yani bazı yıllarda Batman'a gelmek istiyordum. Kapalı yer olmadığı için biz buralara gelemedik. Burası belediyeye ait bir semt pazarıydı. Atıl bir durumdaydı. Burada iki tane esnaf vardı. Biz onu alıp 15 gün içerisinde fabrikayı oluşturduk. Çok hızlı bir şekilde kurduk. Çok düzenli bir fabrika kurduk. Avrupa standartlarına uygun bir yer kurduk. Şu anda dediğim gibi 320 kişi burada çalışıyor. Bizim bir ilkemiz var. Yani çalışan elemanlarımızın mutluluğu, onlar mutlu olduğu zaman biz asıl o zaman diyoruz ki hakikaten biz kendi memleketimize bir istihdam alanı yaratmışız. Şu anda 2600 metrekare kapalı alanımız var. Dediğimiz gibi 320 kişiye şu an yani kapasite artırmak istiyoruz. Alanımız yetmiyor. Yani zannedersem bir ay içerisinde bir 80 kişi daha istihdam edeceğiz. O yüzden yer sıkışıklığımız var şu anda. Buranın kapasitesi 400 kişilik, 400 kişiye kadar da çıkacağız burada. Halil Yaşar tekstil sektöründeki hedeflerini şöyle dile getirdi. Şimdi biz yıllardır İzmir'de imalat yaptığımız için dünyanın önde gelen firmalarına ürün hazırlıyoruz. Biz Batman'a yatırım yapma kararı aldığımız gün dedik ki dünya markalarını Batman'da da üreteceğiz. Biz öyle bir düşüncemiz vardı. Bir sürü dünya markalarına ürün hazırladık burada. İnşallah hani hedefimiz şu anda bir günlük imalatımız 15 bin ile 16 bin arasında bir imalat şeyimiz var bu Batman'da. Bizim asıl hedefimiz işte bunu Batman'da bir 50 bin, 60 bine günlük bir... Günlük kapasitenizin 3-4 katından bahsediyorsunuz. Evet, yani şu an bizim yani projemizde olan şu kısım projemizdekinin %20'si şu ana kadar. 13-14 tane müşterilerimiz var, ihracatçı firmalarımız var. İstanbul, Bursa, İzmir, Adıyaman, Maraş bu illerdeki müşterilerimize ürün hazırlıyoruz. Biz Türkiye'de mesela 1500 kilometre İzmir'den uzak bir ya da sektörden uzak bir yerdeyiz. Evet. Ben Batman'a geldiğim gün dedim ki kalite olmazsa olmazımız. Kalite birinci önceliğimiz. Çünkü kalite bizim geleceğimizdir. Şimdi kaliteyi oluşturduktan sonra kapasite de çok önemli. Bu ikisini bir arada düşünmek zorunda kaldık. İşi daha iyi bir şekilde Batman'a getirip Batman'da da hızlı bir şekilde çünkü ihracatçı firmalara çalıştığımız için zamanında teslim edebilmek için kapasite de gerekiyordu. Bu iki unsur bizim için çok çok önemli. Önce kalite, ondan sonra kapasite. 5 yıl içerisinde bizim Batman'ı düşündüğümüz eleman sayısı yeni teşvik yasasından önce 1000 kişiydi.
yeni teşvik yasası daha kapsamlı olduğu için bizim çünkü ondan haberimiz yoktu. Biz Batman'a geldiğimizde yeni teşvik daha çıkmamıştı. Yeni teşvik yasası daha kapsamlı olduğu için şu anda Batman'da 5 yıl içerisinde 1500 kişiye istihdam sağlamak düşüncemiz var. İnşallah da bunu ya belki 5 yıldan da daha erken olabilir yani. İnşallah hani daha hızlı bir şekilde hedefimize ulaşacağız. Batman halkı çalışkan, özverili. Bunu her yerde söylüyorum. Ben o konuda da hani bütün Batman halkına teşekkür etmek istiyorum. Bizi sahiplendiler. Batman'ın bu potansiyeli var. Batman'da genç nüfus var. Kalifiyeli eleman olmasa da çünkü tekstil sektöründe kalifiyeli eleman yetiştirmek çok zor değil. En fazla 3 ay içerisinde yani genç bir çocuğu yetiştirebiliyoruz. Makineci olabiliyor, ütücü olabiliyor, işte kalite kontrolcü olabiliyor. Yani genç nüfus olması büyük bir avantaj. O konuda da Batman potansiyeli gerçekten çok iyi. Buradan da hani yer yatırım yapmak isteyen firmalara da duyuru amacında söylemek istiyorum. Kimse ne korksun ne çekinsin. Batman hakikaten gelişen bir şehir ve geleceği çok parlak olan bir şehir. Halil Yaşar konuşmasında yaşanan sıkıntılara değinerek Batman'da yatırım yapmak isteyen girişimcilere tavsiyelerde bulundu. Şimdi Batman tabii sektörden uzak bir yer. Sıkıntılar olmaz mı? Tekstil sektöründe İzmir'de de o sıkıntıları yaşıyoruz, İstanbul'da da o sıkıntıları yaşıyoruz. Şimdi Batman'daki yatırım yapmak isteyen insanlarımız var. Mesela ben geldiğimde hakikaten bölge sıkıntılı bir zam süreç içerisindeydi. İşte bu işin yapmak isteyen arkadaşlarımız bu konuda çok fazla tecrübeleri yoktu. Tekstil bilgileri yoktu. Tekstil zor bir sektör. Kolay değil yani. İşin üzerine yani biz 10 yıldır işin içerisindeyiz ama hakikaten de eksik kaldığımız çok yönler vardır. Dikkat isteyen, sürekli yani ipi gergin tutmak gerekiyor bu sektörde. Sıkıntılar yaşadık. Çok yaşadık. Biz o sıkıntıları işte yavaş yavaş onları bertaraf ettik. Bu konuda yani bu bölgede sıkıntı, en büyük sıkıntı şu. Bu bölgeye yatırım yapmadan önce kesinlikle ve kesinlikle hani danışman firmalar oluyor ya Batman'da. Bizim en büyük eksiklerimiz onlar. Fizibilite araştırması yapsınlar. İşte teşvik belgesini almadan buraya yatırım yani yaptıkları zaman büyük bir sıkıntılara giriyorlar. Şu anda mesela Batman'a teşvik belgesi alabilmek için yaklaşık 500 en az 500 bin liralık bir yatırım yapma şeyi gerekiyor. Teşvik belgesi alındıktan sonra şu an hani devletin sundukları imkanlar çok iyi. Mesela SSK priminden 10 yıl boyunca faydalanılacak. Kurumlar vergisinin işte %80'ini devlet bizden almayacak. Yani bir de eleman konusunda İşkur destek veriyor. Ettiğin elemanlara İşkur'un biraz desteği var. O da yani böyle yabana atılacak bir durum da değil. O konuda da yani buradan bizim Batman İşkur Müdürümüze de buradan katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Evet, kalifiyeli eleman yetiştirmede gerçekten çok çok iyi. Biz o konuda da hani hızlı bir şekilde, onların desteğiyle hızlı bir şekilde bu genç kardeşlerimizi alıp yani meslek sahibi yapıyoruz. Yani İşkur'da hani aldığımız elemanları İşte İşkur'un bir şeyleri var. İşte %50'sini istihdam etme garantisi istiyorlar bizden. Biz ilk geldiğimizde ilk kurslarımız bittikten sonra biz %90'ını istihdam ettiğimiz zaman herkes şaşırdı. Ya dediler ki siz yani %50 garanti var şey varken, zorunluluk varken %90 nasıl yapabiliyorsunuz? Ya biz dedik ki biz bu işi burada yapmaya geldik. Yani biz devletten hani imkanlarından faydalanıp gitmek için gelmedik. Biz bu büyük bir projeyle geldik. 15 yıllık bir projeyle geldik. 20 yıllık bir projeyle geldik. İnşallah daha da uzayacak bu proje. Yani o yüzden bazı şeyleri iyi bilmek lazım. Şuradan sıkıntılar, bürokrasi bu bölgede hakikaten çok zor işliyor. Çok ağır işliyor. Ve Ekonomi Bakanlığı'ndaki uzmanlar geldi. Mesela şu an bende 320 kişi çalışıyor. Ama Ekonomi Bakanlığı'nın bize verdiği SSK indirimi 117 kişi. Neye istinaden verildiğini biz de anlamış değiliz. Nereye soracağımızı bilmiyoruz açıkçası. Yani o konuda bir bilgilendirme falan da olunursa bizim için çok çok iyi olur. Halil Yaşar bundan sonraki yatırımlarına Batman'da devam etmek istediklerini ifade etti.
bir karar aldık. Bütün yatırımlarımızı Batman'a yapacağız. Batman'da da tekstile yatıracağız. Neden? Çünkü tekstil insan gücüne en çok ihtiyaç duyulan bir sektör. Yani en çok tekstilde insanlar istihdam edilebilir. O yüzden bizim amacımız zaten hani dediğim gibi aslında Batmanlı olman ve Batmanlı kardeşlerime iş imkanı yani yaratmak benim için çok büyük bir mutluluk. Kazanacağım bütün şeyleri biz tekstile yatıracağız. İşte organize senede bir arazi talebimiz oldu. İnşallah onu aldığımızda hızlı bir şekilde yapımına da başlayacağız. Dediğimiz gibi hani 1500 kişiye istihdam sağladığımız zaman ondan sonraki projelerimiz ne olacak? Entegre tesisleri olacak. Yani Batman'da şunu gerçekten bir büyük bir ihtiyaç. Şuradan mesela alacağımız pamuğu burada ürün olarak çıkacak. Böyle bir tesis kurmak hedefimiz var şu anda. Halil Yaşar son olarak programımız aracılığıyla yatırımcıları Batman'a davet etti. Batmanlı olup da işte İzmir'de, İstanbul'da, Bursa'da ya da diğer şehirlerde yaşayan iş adamlarımız varsa burada onlara seslenmek istiyorum. Gelsinler orada yaptıkları işi Batman'da yapsınlar. Batman gerçekten potansiyeli çok çok iyi. Dediğim gibi genç nüfusu var, müthiş bir potansiyeli var. Buradan sizin aracınızla onlara seslenmek istiyorum. Hiç çekinmeden, korkmadan gelip Batman'a kendi memleketlerine yatırım yapmalarını istiyoruz. Ve özellikle geldiğimiz günden bugüne bize desteğini esirgemeyen Sayın Maliye Bakanımıza, Sayın Valimize, Sayın Başkan Vekilimize ve bütün Batman'daki kardeşlerime çok çok teşekkür etmek istiyorum.